Hala çıktığıma inanamıyorum. Seninle burada, kafa kafaya, İtalya'da. Aynen, ben de. Ama keşke daha stressiz şartlar altında olsaydık, değil mi? Evet, öyle. Ama manzara bu şekilde daha bir güzel. Yani buraya daha önce de geldin, ha? Yani aslında üçüncü kez. Birkaç saçma işlerim olmuştu. Sullivan'la mı? Yani, evet. İyiymiş. Bak, köprünün altında açıkta bir kiriş var. Halatı oraya atabilir misin? Saçmalama, ne demek atabilir misin? İzle de gör. İzliyorum. Evet. Iskaladım. İşte her şey bilekte bitiyor. Dur bir bakayım. Gördün mü? Evet, fena değil. İkinci bir denemeye göre. Gördün mü? Uzmanlaşmışız. Sıra sende. Pekala, mı şimdi nereye peki? Gel, yer değiştirelim. Tamam, üstüme tırman. Sıkıca tutuyorum. Tamam. Pekala, hadi bakalım. İlk denemede. Tamam ama kimse gösterişi sevmez. Pekala, hadi Nathan. Hey, aşağı doğru inip buraya gelebilirsin. Tam arkanda. Tamam. Sopravvissuto? Shh, bekle. Per modo di dire, respira attraverso un tubo e forse non potrà più camminare. Bene lì sta. Ehi, hai scommesso sulla partita? Inghilterra vincente. Inghilterra? Traditore. Ehi, non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà. Tamam, sono yok. Tanrım, herifi gördün mü? Adamlar resmen ağır silahlanmışlar. Biz de silah getirmeliydik. Sen bu işi o kadar rahat halledeceğiz ki silah gerekmeyecek. Umarım haklı çıkarsın. Onca yıl boyunca en çok özlediğin şeyler hep küçük şeyler oldu. İşte penceremiz orada. Bu iş görür. Pekala, aşağı gel. Bu inişler hatırladığımdan daha da acılıymış. Sen bir de bana sor. Peki ya. Şu keşiflerim var ya. Hani benim kaçırdıklarım. Fotoğraf falan çekmişsindir umarım. No.
burası uygun görünüyor. Ha, sanırım riskli gibi diyecektin. Siktir! Orada iyi misin? Evet. Evet, iyiyim. Eğer kaçırsan ne komik olurdu şimdi. Eminim olurdu. Ama ben kaçırmazdım. Sağ ol. Nathan? Nathan? Ne var? Ha, dur. Tamamdır. İyi misin? Evet. Nasıl görünüyorum? 400 milyon liram varmış gibi. Hadi gidelim. Tamam, hemen arkandayım. Sally? Sahtekarlarla parti yapmanın nesini seviyorum sence? Nesini? Kapalı mekanda sigara içme, ne karışmıyorlar. Uzun zaman oldu. Hem de nasıl evlat. Ölü kardeşimi hatırlıyorsun öyle değil mi? Evettir. Vay anasını. 15 yıl. Evet. Seni canlı görmek güzelsem. Hı. Haçı alırken hayatta kalmasını sağlayalım, olur mu? Evet, konu açılmışken... Ne? Ne olmuş o konuya? Gelin, size bir şey göstereceğim. Şuraya bak. Bu evrenin haçı. Siz girmeden önce depodan buraya getirdiler. Satış sırasını değiştirmişler. Ve bunun için de bayağı para harcadılar. Açık arttırma ne zaman başlar peki? 10, hadi bilemedin 15 dakika sonra. Onu alabilmemizin bir yolu olmalı. Yüzlerce görgü tanığı gibi ufak bir ayrıntıyı unutuyorsun. Tamam tamam, sadece dikkatlerini dağıtmamız lazım. Nasıl? Nasıl mı şey? Nasılını bilmiyorum işte. Ama bunun bir yolu olmalı. Eğer korumalar bizim haça hamle yaptığımızı görürse... Peki ya bizi göremezlerse? Hı? Hayret bir şey, sanki hiç hapishanede yatmadınız ha. Eğer halletmen gereken pis bir iş varsa neyi beklersin? Işıkların kapanmasını. Doğru. Bu mekanın elektrik paneli nerede? Burası havalandırma. Elektrik. Evet, işte burada. Yani oraya kadar tırmanıp ışıkları keseceğiz. Ve haçı karanlıkta alacağız. Mutlaka acil durum jeneratörü vardır. O devreye girene kadar karanlıkta birkaç saniyemiz olacak. Yani ışıklar gittiğinde haçın yakınlarında bir yerde olmamız gerek. Evet, ama fark edilmeden o kadar yaklaşmamız mümkün değil. Scusate, signora. Antipasti? Ben almayayım. Merhaba. Nasılsın? Ciao. Kafanı topla. Bir garson fark edilmez ama. İşe yarayabilir. Hı hı. İşe yarar bence. Pekala. Ben şalter odasına gidip elektriği keseceğim. Yani ben mi garsonum? En iyi yan kesici sensin. Peki. Sen de aşağıda haça göz kulak ol, tamam mı? Beklenmedik bir şey olursa bize haber verirsin. Anlaşılmıştır. Pekala. Bu işi kotarabiliriz. Hazır mısınız? Hazırım. Pekala. Beni takip edin. Bodrum katına gideceğiz. Vektör yıllar seni pek yaşlandırmamış. Sağ ol. Seni vegan olmama bak. Scusi? Gerçekten. Oğlum, yok, şaka yapıyorum.
anlayacağınız Fransızcayı yeterince biliyorum. Kilere giden kapı bu. Hadi gidelim. Aa, gösterişli mekanmış. Tabii, Avrupa teknosunu çalmadan edemiyorlar. İşte burada. Pekala, hadi gidelim. Aa, lanet olsun kitle. Ayakse biraz önce açıktı ama. Şimdi açabilecek miyiz? Hayır, elektronik bu. Başka bir yol bulmamız gerekecek. Gördün mü bunu? Kart sol arka cebinde. Evet. O iş bende. Hey. Bundan emin misin? Yani burada çok fazla göz var. Basit bir yürütme işini halledebilirim. Pekala. Ah, ustaca. İyi de daha denemedim bile. Evet, belli. Bir de güvenmiyordu. Profesyonelleri iş üstünde görmek çok güzel. Tamam. Pekala, şu işi tekrar deneyelim. Bunlara ihtiyacımız olacak. Harika. İyi şanslar. Haberleşiriz. Eller yukarı. Merhaba Victor. Merhaba Nadine. Seni tekrar görmek ne güzel. Ama bu sefer seni ben yakaladım değil mi? Sanırım şunun gerçek bir silah olmadığına sevinmeliyim. İş kıyafetin olmayınca seni tanıyamayacaktım. Evet. Bilirsin işte. Arada sırada bazı işler için böyle süslenmek gerekiyor. Bu arada çok şık olmuşsun. Sen de hiç fena değilsin. Çok yabancı kaldım burada. Dilimizi bilen birine rastlamak ne kadar güzel anlatamam. Amerikalı olsan bile razıyım. O konu için ailemi suçlaman gerekiyor. Ben de bara gidiyordum. Bir şey getireyim mi? Evet, viski. Buzlu olsun. Birazdan dönerim. Nate? Duydun değil mi? Duydum tabii. Hatunun birine içki ısmarlattın ha? Evet. Ve içki ısmarlayan kişi de Nadine Rose. Nadine Rose? Bir dakika, şu kiralık ordunun sahibi mi? Neydi? Coastline? Shoreline. Doğru. Anlaşmazlık yaşamıştın hani. Kibarca dersek öyle. Neyse ki bana karşı kin tutmuşa benzemiyor. Ben gitmeye hazırım. Pekala. Biz giriyoruz Sally. Sen de beladan uzak dur. Tamam mı? Bakarız. Hazır mısın? Evet, hadi gidelim. Garson ve hizmetçilerin takıldığı yeri bulmak lazım. Bir tanesini mutfağın dışına çekeriz. O zaman mutfağın yerini bulalım. Resmen ufak bir kasabayı beslemeye yetecek kadar yiyecek var burada. Bu da ne böyle? Bu kapı bina planında görünmüyordu. Tabii ki kilitli. Pekala, B planı. İşte oldu. Bayağı havalandırma kanalı var. Nathan, gel şuna bak.
giriyoruz. Işık olmadan olmaz. Elektrikte bir sorun var. Yanında fener gibi bir şey var mı? Evet, bu iş görür. İnsanın yanında sigara içen birinin olması iyi bir şey. Tabii, koşmak zorunda değilse. Of, şarabın kokusu sağ olsun, kafamı güzel olmasına az kaldı. Allah'tan arabayı Salih kullanıyor. Menfez girişi varillerin arkasında olabilir. Bu mahsuller bayağı nadir. Evet, belki Alcazar güzel bir şaraba tav olur. Bu bana pek olası gelmedi. Hey, Victor'ın Nadine Ross'la konuşmasına endişelenmedin mi? Yani o kadının ekibi hakkında fena şeyler duymuştum. Salı hakkında endişelenme. O adam diliyle her beladan sıyrılır. Bu tarafa. Evet, oldu. El atmana gerek kalmadı. Çakmağı tutuyorum. Çakmağı tutuyorum. Pekala, hadi bakalım. Evet, tamamdır. Havalandırma göründüğünden ufakmış ha. Ve daha da tozlu. Şişt, ha siktir. Garsonlar. Ama keltoş olan benimle aynı beden. Adamlar garson sayısını bol tutmuş. Şak bir durdayı bir yerdi. Dove il diavolo si procurano tutta questa roba? Sono pezzi rubati ai ricettatori. Sì. Temiz hava, bekle bizi. Hey, şuna bak. Şu radyo kuleli binayı görüyor musun? Hapishane odasını mı diyorsun? Ne dedin? Neyse, elektrik paneli orada. Evet, doğru söylüyorsun. Bakalım şu kapıdan nasıl geçeceğiz? Sam, yukarıda. Seni kaldıracağım. Pekala. Tamam. İyi ki formunu korumuşsun. Tamamdır. Sally, şarap mahzeninden şimdi çıktık. Güç odasına gidiyoruz. Durum nedir? Sally, orada mısın? Sanırım burada sinyal çekmiyor. Umarım başına bir şey gelmemiştir. Tombala, mutfak... Sam, bak. Belki bunu kullanabiliriz. Bir pencere bulup mutfağa geçeriz. Güzel bir fikirmiş. Ben seni kaldırayım, sen de merdiveni hallet. Pekala. Tamam mısın? Saklan, saklan. Buonasera. Ma che sta facendo? Sivillere nazik davran sen. Ne? Adam donuyla ve birazcık da baş ağrısıyla uyanacak. Bu yollardan biz de geçtik biliyorsun. Doğru. Ben görevimi bitirdim. Sıra sende. Tamamdır. Peki, ben elektrik paneline gideyim.
Sam, iyi misin? Evet, pantolon biraz dar geldi o kadar. Bugünlerde epey moda bu. Harbi mi? Roma'da Romalı gibi yaşamalı. Vay, İtalya göndermesi ha? Çok ince. Neyse, ben bal odasına geri gidiyorum. Sam, orada mısın? Sam? Sally? Harika. Siktir! O kadarla yırttığınıza inanamıyorum. Yırtık sayılmaz. Hayır, tam bir ay özgürlüğümüz elimizden alındı. Peki ata ne oldu? Neyse ki yanımızda bir sürü havuç vardı. Tanıdık birini mi gördün? Hayır. Öyle sandım ama değilmiş. Ne zaman senin şu ortağınla tanışacağım bakalım? Drake? Kendisi artık eski ortağım. Evet, bir süredir tek başıma takılıyorum yani. Drake yok artık. Aa, yani öldüğü için mi? Yok canım, emekli oldu diyelim. Son duyduğuma göre evlenip aile babası olmuş. Ya bir anlamda ölü sayılabilir değil mi? Victor Sullivan, nasılsın bakalım? Brave. Kaç yıl oldu görüşmeyeli? 10 yıl mı? 12? 15. Vay canına. O kadar yıl geçmiş ama hala ölülerin malları için pazarlık yapıyoruz. Öyle mi? Ailenin işini yürütmüyor muydun sen? Hayır, artık kendi işim. Yani rutin işim bu artık. Çok kazançlı bir işim varmış. Muhtemelen bu akşam açık artırmaya giren her şeyi satın alabilirsin. Tabii ki alabilirim. Ama buna ne gerek var değil mi? Son günlerde gözüm sadece güzel şeylerde. Büyük şeylerde. Bu gece için bana bir tavsiyen var mı? Tabii. Ben de rakip arıyordum zaten. Ama aramızda kalsın, müzayedenin sırasını değiştirdiklerini fark ettim. Bana sorarsan birisi müzayedede hile yapmaya çalışıyor. Nerede olduğumuzu unutma. Buradaki insanlar pek namussuz sayılmazlar. İşte bu yüzden böyle bir yerde sürekli arkanı kollayan birine ihtiyacın olur. Neyse, hatırlattığım için kusura bakma. Ama bir Amerikalı için çalışıyorsun. İle. Bu sefer ortağız çünkü. Anlıyorum. Güçlerinizi birleştirdiniz demek. Birazdan bir sonraki açık artırmamız başlayacak. Trott hanedanlığına ait işlemeli tahta harç. Fazlalık olduğum zaman anlarım. Size iyi eğlenceler dilerim. Dur bir dakika Sally. Nereden öğrendin sen bunu? Neyi? Bunu dediğin tam olarak nedir Rafe? Nadine, sanırım ortağın içkiyi biraz fazla kaçırmış. Zırvalamayı kes artık ihtiyar. Buraya ne hileler yaparak girdiğini bilmiyorum. Ama eğer aklında Avery'nin haçını oynamak varsa bu mekandan nasıl çıkacağını söyleyeyim sana ben. Ceset torbasının Rafe içinde. Neyse. Ne demek istediğimi anladın. İkinizi görmek çok güzeldi. Nate. Lanet olsun evlat, nereye kayboldun sen? Tamam. Elektrik paneli. Yapabilirim. Tanrım, neden güç odasına gitmeyi ben seçtim?
Don? Sì. Ma non ci pagano abbastanza. Se dobbiamo fare anche gli elettricisti. Hai Rossi, non puoi dire di no. Ecco fatto. Oh, speriamo di non dover cambiare altri fusibili del cazzo stasera. Direi che per stasera può bastare. Ma che diavolo? Pronto? Hadi bakalım şimdi. Bu lanet... siktir ya. Sam, Sally, orada mısınız? Lanet olsun evlat, nereler dedin sen? Başardım. Birkaç defa yakalanıyordum ama... Bak, eğer elektriği keseceksen şimdi tam zamanı evlat. Pekala, panele ulaşmam için bana bir dakika verin. Bir dakikamız falan yok. Rafe sizin haçı alıp buradan gitmek üzere. Ne? Bir dakika, Rafe mi? Rafe burada mı? Evet, Rafe buradan. Ve an itibariyle en yüksek teklifin de sahibi. Pekala, fiyatı arttır. İyi de neyle? Bende o kadar para yok ki çocuklar. Sally, haçı çalıyoruz, unuttun mu? Yap bir lafı, bir yersen olacak. Yemez. En yüksek teklif 90 bin, artıran var mı? Beyler, eğer haçı almazsak beni ölmüş sayabilirsiniz. Evet. Eğer en yüksek teklif bende kalırsa da ölüyüz zaten. Sally, bana biraz daha zaman kazandırman gerek. Eğer teklif artıran yoksa... Güven bana. Son bir, son iki... siktir ya. Bene, salonumuzda 100 bin avroluk bir teklif var. Grazie. Başka teklifimiz var mı? Teklifimiz 110 bin avroya yükselmiş bulunuyor. Battı balık yan gider artık. Fiyatımız... Merak etme. Birazdan oradan çıkacaksın. Umarım öyle olur. Pekala. Kilidi bir şekilde kırmam gerek. Verilen son teklif 130 bin oldu. 140 bin avro verildi. Lanet. Sizin teklifinizde Signore 150 bin avroya ulaştık. Dostum, burada ecel terleri döküyorum. Evet, bir saniye bekle. Şu anda verilen son teklif 160 bin avro. Signore'nin evet. Teklifinde 170 bine ulaştık. Verilen son teklif 180 bin avro oldu. Budur. Son teklifte 90 bin avroya ulaştık. Pekala beyler, panele ulaştım. Hazır mısınız? Hiç olmadığım kadar. Victor, bir saniye durun. Beyefendinin teklifi 200 bin avro. 500 bin avro. Bu işe noktayı koyalım. Grazie. Teklifimiz 500 bin avroya yükseldi. Beyefendinin yeni teklifi var mı? Bir an için beni endişelendirdin Victor. Seni öldürmem gerekecekti. Tamam. Bu göt herifin gecesini mahvedelim hadi. Başka teklif var mı? Öyleyse son bir. Son iki. Bu parçayı 500 bin avroya... Bayanlar baylar, lütfen sakin olun. Jeneratörümüz birazdan devreye girecek. Gitmiş. Sbarrate tutte le uscite. Nessuno deve lasciare la via. Açılın, çekilin yolundan. Durdurun onu. Hey, durdurun o adamı. Fermo. Ne yapıyorsunuz siz? Gitmesine izin veriyorsunuz. Dilimizi bilmiyor. Sparisci. Tamam.